Ya, gerçekten bir mucize. Şöyle söyleyeyim. Ya, bu duyguların tarifi, imkanı yok. 91. saate kadar çalışan tüm arama kurtarma ekiplerimizin burada emeği var. Canla başla depremin ilk saatlerinden beri çalışan tüm ekiplerimize buradan teşekkür etmek istiyorum. Ya, bir insan çocuğunu kaybeder. Bunu ben diğer basın organlarına da söyledim. Bu benim duygularım. Bir insan çocuğunu kaybeder, aylarca görmez, umudunu kaybeder. Sonra karşısına Rabbin çıkartır ya. İşte duygular ancak böyle ifade edebilirsin. Bunun başka bir tarifi yok. Peki o anlarda şimdi geceden sonra ses alınamadı, uyuduğu tahmin ediliyor, sabah ses geldi. Şimdi şöyle söyleyeyim, bizim arama kurtarma faaliyetlerimiz belli bir disiplin ve eğitim çerçevesinde düzenli olarak devam ediyor. Yani eğer arama kurtarma çalışmalarını takip ettiyseniz, biz belli saat aralıklarla cihazlı, köpekli ve sesli aramalar yapıyoruz. Buradaki temel hedefimiz enkazın içerisindeki bir canımıza ulaşmak. Bizim daha önceki tecrübelerimizde 102. saatlerde, 135. saatlerde aldığımız canlarımız da vardı. Zaten bizim AFAD arama kurtarma ekiplerimiz olsun, diğer ekiplerimiz olsun, son kişiyi enkazdan kadar çalışmalar canlı bulmak için devam ediyor. Yani bizim amacımız canlı bulmak. Onlar çünkü bizim annemiz, babamız, kardeşimiz, çocuğumuz. Şimdi bir görüntü var ki Aydın'ın ilk çıkarıldığı an. Kızım gibi öptüm demiştiniz. O anları dinleyebilir miyiz? Ya, onu anlatamazsın yani. Ben başta da söyledim. Çocuğunu kaybetmişsin, bulamamışsın. O an kendini tutamıyorsun. Evladını öpüyorsun. Başka bir şey yapmıyorsun. Bir insan evladını öperken nasıl öptüyse öyle öptüm ben de. Ya, içimden geldi. Kendimi tutamadım onun için. Ağladınız. O yani ya, duyguları tarif edemezsiniz. Son 2 saatte yoğunlaşıldı o noktaya diye bilgi var efendim, doğru mu? Ya, biz 8'den sonra arama kurtarma faaliyetlerimizi o yöne yoğunlaştırdık. Ekip arkadaşlarım, ilk sesi duyan arkadaşım, ondan sonra biz arama kurtarma faaliyetini organize ederek kurtarma faaliyetini gerçekleştirdik. Şimdi mutfakta bulaşık makinesinin orada diyor. Nasıl tespit edildi? İşte kat kat kaldırarak biz aşağıya iniyorduk. Orada İzmir ekibimiz çalışıyordu. İlk ortak bir çalışma. Ya, AFAD koordinasyonunda yürütülen bir çalışma. İşareti alınca bana işareti verdi. Müdürüm dedi, burada canlı sesi var. Ondan sonra bütün arama kurtarma faaliyetlerini birlikte yürütmeye devam ettik. İlk sesi duyan arkadaşımız İzmir Birliği'nden arama kurtarmacı Atıl arkadaşımız. Atıl Bey, sesi ilk siz. Evet, arkadaşlarım bir ses geldiğini söylediler. Hemen bölgeye gidip bir araştırma yaptık. Bunun neticesinde Aydan'ın sesini duyduk. Buradayım şeklinde. Bu bizi mutlu etti. Çalışmalarımızda o bölgede yoğunlaştık. Titiz bir çalışma ve teknik bir çalışma sonucunda tüm ekip arkadaşlarımla birlikte kızımıza ulaştık. Siz de oradaydınız. Yüzünde hiçbir yara bere yok. Parlıyordu. Evet, evet. Ve sürekli de konuşuyordu. Ne diyordu efendim? O tabii ki arama kurtarmacı ve kızımız arasında kalsın diyelim. Güzel bir diyalog geçti orada aramızda. Ve mutluyuz. Hepimiz mutluyuz. Birkaç cümle mesela, yaşıyorum, hayattayım. Lan, buradayım, buradayım. Susadım ve ayran istedi. Ayran istedi. Müdürüm değil mi? Ayran istedi. Bazı şeyler daha evet. istedi. Ondan sonra bu tabii bilincinin açık olduğunu gösterdi bize. Detaylı bir çalışma yapmıştı. Kızımızı alıp hastaneye sevkli sağlık. Ekip gözleri parlıyordu dedi. Evet, 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 evet. Çok çok masum ve çok tatlı bir kızımız. Yüzü de zaten bebek gibi. Umarım sağlıklı bir şekilde yaşamına devam eder. Siz de o anlarda duygusal anlar yaşadınız. Tabii ki hepimiz, bütün arama kurtaran, burada bütün emek harcayan arkadaşlar, arkamıza dönüp baktığımızda işte lojistik sağlayan bütün ekipler, buradaki bütün kurum ve kuruluşlar, bize destek sağlayan herkes bu şeyin bir parçası. Sadece bize mal edilmemeli bence. Bu konuda gururluyuz sadece. Şimdi sizler de onlara tanıklık ettiniz. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Şimdi 3,5-4 yaşlarında, öyle biliyoruz. Mutfak bilgisi doğru mu efendim? Bulaşık makinesinin orada bilgisi var. Doğru. Doğrudur.
teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.